Evet arkadaşlar, bugünkü çekeceğim video uzun zamandır çekmek istediğim ama vakit ayıramadığım bir videoydu. Bugünkü çekeceğim videonun konusu gördüğünüz gibi Mondial RX3i Evo. Evet, motorum gördüğünüz gibi 2016 model. Yaklaşık 3000 kilometrede sıfır aldım motorumu. Ve benim ilk vitesli motorum. Daha önceden hep scooter kullanmıştım. Ve ilk vitesli motor olarak yaklaşık 4 aydır kullanıyorum bu motoru. İlk başta tabii alışmam biraz zor oldu. Çünkü debriyajı ayarlama olayı biraz sıkıntılıydı. Hep stop ettirdim. Ama ondan sonra alışınca gayet zevkli bir motor. Teknik verilerine fazla girmeyeceğim. Zaten internette hani mutlaka bakmışsınızdır. Ama şöyle anlatayım. Yaklaşık 20 tork, 17,4 kW beygir gücü. O da yaklaşık 23,9 yani 24 beygire yakınlıkta bir güç üretiyor motorumuz 7000 devirde. Ben denedim, yaklaşık 9500-10000 devirde kesiciye giriyor motor. Gerçi o devirlere geldiğinizde zaten hep merak edilen bir konu var. Titreme konusu. Motorumuz tek silindirli olduğu için devir saatini şöyle nasıl diyeyim 10.000'lere yakın kullanırsanız o zamanlar yani 9.000'den sonra titreme başlıyor. Tabii ama bu sadece bu motora özgü değil, genelde tek silindirli motorlarda olan bir durum. O yüzden hani yok şöyle yok böyle demeyin. Bu tek silindirli motorlarda ister istemez oluşabilecek bir durum. Ya onun dışında alırken zaten en çok tereddüt ettiğim bir konu vardı. Hep Çin malı diyorlardı. Yok dayanıksız olur, yok şöyle olur, yok böyle olur. Bu konuda da biraz araştırdım. Yani kulaktan dolma bilgilerle değil, internet üzerinden araştırma yapınca bu motorun Çin'de Zhongshan diye bir markanın ürettiğini, bu markanın bu motoru Türkiye'de dahil 10 tane ülkeye ithal ettiğini, yani Türkiye ve Amerika'da dahil 10 tane ülkeye ithal ettiğini öğrendim. Biraz kullanıcı yorumlarına baktım. Biraz tabii ki ben memur olduğum için fiyat araştırmasına baktım ve alabileceğim en uygun, bakım maliyetleri düşük, fiyatı düşük, en uygun motor buydu. Buna en yakın olarak Suzuki V-Storm'lar vardı. Ben bu motoru 13,5'a aldım. Alanya'dan gittim aldım. Ben normalde Fethiye'de yaşıyorum. Sırf bu renk için Alanya'ya kadar gittim aldım. En yakını Suzuki V-Storm'lardı o dönem. Onun fiyatı da 32 küsurlardaydı. 250'li ABS'siz, benimki de gibi ABS'siz olanıydı. Artı onda neler yoktu? Şu görmüş olduğunuz koruma demirleri, ruhsata işli yan çantalarımız. Bunlar Suzuki'lerde ekstraya giriyordu. Ve tabii ekstraya girdiği zaman 2,5-3000 TL daha üstüne artı koymamız gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi bu motorda her şey dahil. Sadece ekstra yaptırdığım bu motora benim arka çantası 2016'ların daha küçüktü. 2018'lerin orijinal arka çantasından taktırdım. Başka ne yaptırdım? Evet, başka. Tabii motorda görünürlük önemli biliyorsunuz. O yüzden bir erciklerin oraya, bir de alt tarafa sis lambaları taktım daha iyi gözükmem için. Onun dışında yaptırdığım bir de ekstra ayaklık yoktu bu motorda. Evet, onu niye koymamışlar hala anlayamadım. Ama orta sehpa kısmımız yoktu. Orta sehpasını ben kendim taktırdım motora. İnternetteki bu inceleme videolara baktığımda pek çantaların içi gösterilmemiş. O yüzden merak edenler için çantaların içlerini gösteririm. Bu sol yan çanta, içine işte rulo ve işte bu jack denilen telefon tutucu, USB'den şarj edici kablomu koydum. Bu orta çantamız. Orta çantanın içi bir tane kask alıyor. XL benim kullandığım kask. Çeneden açılır. Full face. Şu kaskımız. Bu kask sığıyor içine. Bu yan tarafa da işte ıvır zıvırlarıma koydum. Yok işte lastik tamir seti, halat,
İşte güneş enerjisi, şarj etme şeyi falan filan. Yani çantalar fazla uzun yola gitmiyorsanız işinizi görecek şekilde. Yaklaşık 3000 kilometredir kullanıyorum bu motoru. Şikayetçi olduğum durumlar biri şu görmüş olduğunuz egzoz korumasının özellikle şu birleşim yerinden şehir içinde sağ tarafa, sağ ayak kısmına gayet güzel bir sıcaklık geliyor. O biraz rahatsız edici ama tabii sanmayın ki sadece bu motorda var. Transalp kullanan arkadaşım var. Onun sol taraftaki ayağına geliyormuş sıcaklıklar. Bu Tenere kullanıcılarının forumlarına giriyorum arada. Onlara bakıyorum. Onlar da sağ taraftan gelen sıcaklıktan şikayetçi. Yani sadece bizim motora özgü bir durum değil anladığım kadarıyla. Tabii ben bunu gidermek için ne yaptım bir ara? Hatta YouTube'da kanalımda videosu vardır. Bu koruma demirini söktüm. Bunun etrafını bu ne egzoz bandı dedikleri bir bant var. Sözde ısıya dayanıklı dedikleri bir bant. Ondan sardım ama az daha yanıyordum. O yüzden sonradan bir şey yapmamaya karar verdim. Böyle gerçi pantolon giyerseniz sorun olmuyor. Ama ben şortla motoru sürdüğüm için ayağıma sıcaklığı hissediyorum. Hatta şu ayağımın egzozun olduğu kısma gelen tarafından biraz yanık olabiliyor. Tabi burası Fethiye, sıcaklık çok yüksek. Motor da tabi ister istemez daha fazla ısınıyor burada. O yüzden buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçi pantolon giyersen pek rahatsız etmiyor bu.